Paris'ten Paul adlı bir izleyicimiz şöyle soruyor. Orta Doğu'da artan şiddet olaylarına karşı kültürel mirasımızın yok olup yağmalanmasını nasıl öneriz? UNESCO Lahey toplantısı gibi dünya kültür mirasının askeri ve siyasi çatışmalardan dolayı zarar görmemesi ve korunması, ayrıca dünya kültür mirası toplantısıyla da yasa dışı yollarla tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için birçok etkinlik düzenliyor. Tarihi eser ve kültürel mirasları korumak ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmalarını önlemek amacıyla kurumumuz Interpol, Dünya Gümrük İşleri Birliği ve müzayede evleriyle aktif olarak birlikte çalışıyor. Maalesef ülke sınırlarında ve uluslararası pazarlarda ithalat ve ihracat oranı yüksek olduğu için tarihi eser kaçakçılığı da haliyle yapılmaya devam ediyor. Maalesef kültürel mirasımızı savaş esnasında korumamız çok zor. Bu sebeple koruma sürecini ülkeler savaştan çıktıktan sonra başlatabiliyoruz. C'est une étape qui vient après dans la phase de reconstruction. Mali'nin Timbuktu şehrindeki camileri yeniden inşa ettik. Afganistan'ın Bamiyan kentinde Buda heykelleri ve kabartmalarını güçlendiriyoruz. Ayrıca arkeolojik bir bölge olan Bamiyan'da bulunan mağara resimlerini restore çalışmalarımız da sürüyor. Elbette askeri bir çatışmanın yaşandığı yerlerde insan hayatı, mültecilerin durumu, şiddet olayları ve barışın sağlanması gibi hususlar çok daha önem kazanıyor. Ancak şuna inanıyoruz ki sadece kültürel mirasımızı gelecek nesillere bırakmakla kalmamalı, savaştan sonraki yeniden yapılanma sürecinin temeli olan halk arasındaki sosyal bütünlüğü de garanti altına almalıyız. Sormak istediğiniz bir soru olursa Euronews internet sitesi ya da sosyal medya sayfalarına göz atabilirsiniz.